Bir Demlik Sohbet programından herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün yine TV Kayseri stüdyolarından merhaba diyoruz sizlere. Çok güzel, önemli bir konumuz ve çok değerli bir konuğumuz var. Zorluklarla mücadele etmekten bahsedeceğiz bugün. Evet, kime sorsak hayatı çok zor, sıkıntılı, stresli, çetrefilli. Hatta şöyle bir soru sorsam daha net olacak. Hayatının çok kolay olduğunu düşünen var mı? Herkesin ekran başında hayır dediğini duyuyor gibiyim. O zaman bugün bunun cevabını bulmaya çalışalım birlikte. Fakat önce ne yapacağız? Biz çayımızı koyduk, demlenmek üzere. Siz de hadi alın çayınızı, kahvenizi, sohbetimize geçelim. O halde çok değerli konuğumu takdim etmek istiyorum. Klinik psikolog, eğitimci yazar İzzet Özer bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Sizi gördük, çok daha iyi olduk. Çok sevindim. Hocam, alanınızda tanınan ve sevilen bir isim olduğunuzu biliyoruz. Ama biz yine de sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Evet. Adım İzzet Özer. Klinik psikolog ve psikolojik danışmanım. Yaklaşık 20 yıldır alanda çalışıyorum. Hem bireysel çift terapileri alanında hem de kitaplar yazarak insanlarla paylaşımlarımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Bir de tabii sosyal projeler, bunun gibi sosyal projelerle ilgileniyoruz. Böyle işte hayat devam ediyor. Evet. Sizin de o zaman oldukça yoğun bir hayatınız çok var. Zorlukları da var diyebiliriz o zaman. Çok. Çok. Hocam o zaman zorluk nedir? Evet. Zorluk aslında bireyin aşmakta zorlandığı zihinsel, duygusal, eylemsel engellerdir. Zaman zaman bunlar insanın zihninde gerçekleşir. Yani aslında çözemez onu ve uykuları kaçar belki, bir takım zihinsel tepkiler verir. Duygusal olabilir. Böyle araf dedikleri ya da böyle arasat dedikleri zorlanma evresi, kararsızlık. Bunların duygusal boyutundan bahsediyorum. Zaman zaman belki de özlem, hasret veyahut da iş stresi, bunlar duygusal zorlanmalardır, zorluklardır. Bir de eylemsel zorluklar var. İşte sporcuların zorlukları, işte bir takım işte trafik sıkışması, bunlar da eylemsel zorluklardır. İşte bir statü ya da işte hiyerarşide bir yer edinmekle ilgili mücadelede eylemsel bir zorluk. Aynı zamanda onun zihinsel ve duygusal boyutu var. Aslında demek ki zorluk hem zihnimizi meşgul eden, hem duygularımızı meşgul eden, hem de davranışlarımızı meşgul eden engeller demektir hayatla ilgili. Evet. Dedik ya hani programın başında da işte siz kendi hayatınızdan da kısacık dem vurdunuz. Bugün kime sorsak hayatı zor. Herkes zorluklarla mücadele ediyor. Her sosyoekonomik düzeydeki insandan hayatın zor olduğunu duyabiliyoruz. Zorluk göreceli bir kavram mı peki? Gayet göreceli. Aslında normalde yağmurun yağması gibi normalde. Yani yağmur bir şoföre göre zorluktur. Bir çiftçiye göre nimettir. Dolayısıyla nasıl baktığınıza bağlı. Aslında zorluk zor gelene göre zordur. Yani diyelim ki bir mobilya işte ustası için bu masayı yapmak çok kolay olsa gerek ama benim için çok zor. Acaba nasıl birleştirdiler? Tutkalı nasıl kullandılar? O yönü nasıl verdiler? Makinaları nasıl kullandılar? Bunu bilmediğim için zor. İnsana bilmediği ve yapamadığı zor gelir. Bildiği ve yaptığı gittikçe kolaylaşırsa özellikle kolaydır. Evet. Şimdi bugün bakıyoruz, işsiz bir insana bakıyoruz. Diyor ki haklı olarak yeter ki bir işim olsun, düzenli bir maaşım olsun. İş sahibi olan birine bakıyoruz, çalışma saatlerinden yakınıyor ya da işte maaşından yakınıyor. Maaşı ya da çalışma saatlerinde sıkıntısı olmayan insan can sıkıntısından ya da başka şeylerle ilgili yakınıyor. Neden? Evet, galiba insan hep konforda kalmak istiyor. Fakat konfora ulaşsa bile bir takım zorlukları yine gündeme getirip aslında zordayım mesajı vermeye çalışıyor. Bunun biraz bence sebebi şöyle. Çocuklukta özellikle zorlukla mücadele eden bir ebeveyn portföyü varsa, kendisinin de öyle, onları izlemişse bir onlardan duygu bulaşması olabilir. Ayrıca kendisinin de zorlukla bir takım imtihanı olmuşsa, örneğin eğitim hayatı zor olmuştur, iş hayatı, evlenme durumu, birçok şeyde zorlanarak hani tırnaklarıyla hani bir yerlere gelmişse, o zaman diyor ki hayat zor. Şimdi bu bir bağımlılık ya da alışkanlık oluşturuyor. Yani onun konfor alanı aslında hep zorda kalmak. Yani ne kadar çok zorda kalırsam o kadar iyi, o kadar başarılı olurum. Yani zorluk iyidir mesajı var bilinç dışında ama. Peki bilinç ne diyor? Ya bu zorluklardan bıktım. Bilinç bazen kandırır bizi böyle.
O zaman diyor ki kişi, ya ben bıktım, istemiyorum, işte bu kadar iş fazla, mesai yoğunluğu fazla dese de bir yandan oraya devam ederek, oraya sürekli gitmek zorunda hissederek aslında zorda kalıyor. Hatta bazen şununla çok karşılaşıyoruz. Diyelim ki bir CEO olsun ya da bir esnaf olabilir. Çocukları var. İşin başında bir süpermarket olsun mesela. Ama yine de 75. yaşında oraya gidiyor. Bir kuyumcu olsun. Orada kasada oturuyor. Ya bu sefer şikayet ediyor. Ben işte burada olmazsam olmuyor, bıktım buradan filan diyor. Aslında çocukları güzel yürütüyorlar. Evet. Ya orada hem değerli olmak, yani ben hala işe yarıyorum. Yani ben üretebiliyorum, yapabiliyorum, becerikliğimi tatmak istiyor. Hem de aslında bilinç dışında kolaylaşan ve böyle süreyenleşen bir hayat ona kötü geliyor. Yani aslında ölümden de kaçış bu. Yani ben böyle yaparsam hala yaşıyorum. İnsan üreterek yaşamaya alışmışsa, zorlukla mücadele ederek yaşamaya alışmışsa, yaşamak eşittir zorluk gibi oluyor. Değerli olmak eşittir zorluk. Üretmek eşittir zorluk. Bu sefer böyle bir şey oluyor. Şimdi ben çocuklarla ilgili konuşurken, kızım şu an LGS hazırlık, yani 8. sınıf. İşte birileri ona çok çalışacaksın falan dedikleri zaman ya da böyle çok zor, çok zor sınav falan. Ben diyorum ki zor kelimesi itici. Yani aslında önce kelimeyi değiştirelim yani. Belki de o kadar zor değil. Şimdi bizim zamanımız, yani benim o dönemki sınav hazırlığım zordu, evet. Yani benim açımdan zordu. Benden 30 yıl öncekiler daha zor. İşte sokak lambasında falan belki. Kitap yok, bir şey yok. Belki 5 kilometre kadar okula yürüyerek gitme zorunluluğu. Şimdi bir defa arabayla ben bırakıyorum. Ondan sonra konforlu. Orada bütün kitaplar elinin altında. Canlı yayınlar, tabletler, bilgisayarlar elinde. Kursları, özel dersleri. Yani o kadar çok elinde ki. Oradaki zorluk denilen şey aslında, yani çile dediğimiz şey diyelim. Çilesiz de başarılı olabilir yani. Her zaman şu denklem iyi değil sanki bilinç dışında. Başarmak istiyorsan çile çekeceksin. Başarının efendisi olmak için çalışmanın kölesi olacaksın. Bence bu her zaman geçerli değil. Yani evet, elbette bütün yani zaferlere çiçekli yollarla gidilmez. Ama bu kadar da diken olmaz yani her zaman. Yani öyle bir beklentiye girmeyelim. Şimdi biz kolektif bilinç dışında toplum olarak acıları, yoklukları, savaşları yaşamış bir milletiz. Bu topraklar zor topraklar. Kıtlık yaşamışız. Yani bilinç dışımız hep tehlikelerle ilgili. Farkındaysanız bizim ordumuz çok büyük ve ordumuza ayırdığımız bütçe çok büyük. Belki eğitimden fazla mı bilmiyorum. En azından yakındır. Eskiden daha büyüktü biliyorum. Ama bir İsviçre'nin doğru düz ordusu yok. Neden? Zaten güvenli. Yani böyle bir zorluğun içine girmiyor. Ama bu topraklar, kadim topraklar sürekli tehditlerden beri, belki daha evvelinden savaşlara konu olmuş. Mesela Mısır doğru düz savaş görmemiş bir ülke. İçeriden sürekli şeyler oluyor. Dolayısıyla bizim bilinç dışımızda, benim kendi şahsiyetimde bile dedem kıtlık görmüş mesela. Hep anlatır. İşte bununla büyüdük. İşte çaya şeker atarken, üçüncü yatarken yeter derdi. Ya bu cimrilik mi, korku mu acaba? Belki cimriliğin altında da bir korku vardır. Kaybetme korkusu, fakirleşme korkusu. Bizde esaret korkusu var, fakirleşme korkusu var, gelecek korkusu var, kaygıları var. Şimdi bütün bunlar hep atalardan da gelen ve yaşadığımız ortamdan gelen. Neden bir Finlandiyalı da yok, bir Kanadalı da yok, daha az ya da? Yani onların, çünkü zorluğu daha az görüyorlar ama onlar da çalışabiliyor. Onlar da bilim üretiyorlar, ilk 500 üniversitede daha çoklar. Demek ki başarmak için bu kadar çile çekmeye gerek yok. Konforluyken de güçlü çalışılabilir. Motivasyonun başka araçları da olabilir. Bizler motivasyonumuzu acıdan, yokluktan, çileden alan bir kültürüz. Fakat bu değişmeli yavaş yavaş. Artık refahımız artıyorsa eğer, çileden değil de pozitif motivasyon olmalı. Yani mesela bir şey oluyor, diyelim ki bir saldırı, bir terör saldırısı, Allah korusun, bir darbe girişimi, bir şeyler olduğu zaman ya da işte bir tehdit, işte filan ülke saldıracakmış filan, hemen böyle bir birleşiyoruz. Hemen böyle bir motivasyonumuz artıyor. Vatan, millet, Sakarya filan. Ancak o zaman milli duygularımızla hareket ediyoruz. Geri kalan zamanda belki daha refaha düşkün olabiliriz ya da gaflet diyebiliriz. Ya illa böyle birisi bizi tehdit ettiği zaman harekete geçiyoruz. Bu nedir? Bu kolektif bir bilinç dışı. Bu değişebilir. Yani bizim bir şey üretmemiz, başarmamız, birlik olmamız, üretmemiz için illa bir tehdide maruz kalmamız ya da kaybetme korkusuyla başa çıkmamız gerekmez. Hatta hayatın değerini bilmek için bile bir takım yakınlarımızın ölmesi gerekiyor. Yani neden buna gerek var ki? Neden ölüm bir öğretmen? Yani o zorluğu illa yaşamamız mı lazım? Şu an gidebilirsin annenin yanına. Şu an babanı arayabilirsin. Şu an çocuğunla parkta oyun oynayabilirsin. Neden büyüyünce keşke daha çok vakit geçirseydin diyelim ki? Dolayısıyla bu kodları bir değiştirmemiz lazım. Bunlar genetik kodlar.
toplumsal öğrenmeler. Tabii ki o zaman öyle gerekiyormuş, bunu eleştirmiyorum. Tabii ki. O zaman o şartlar öyleymiş, çok çile çekmişiz. Belki 80'ler ayrı, 90'lar ayrı çilelere sahip, işte 70'ler daha bir ayrı, 150 yıl önce daha bir ayrı, hep savaşmışız. Yani dedem 4 yıl askerlik yapmış. Onun babası Çanakkale'ye gitmiş ve dönmemiş. Yani hiç akıbeti belli değil. Dolayısıyla şimdi böyle bunların torunlarıyız biz. O zaman ne var? Yani her an kadınlarda kocalarının gidip gelmeme, yani kaybetme korkusu. İşte nasıl geçineceğiz? Hep biriktirme, stoklama. Dikkat ederseniz annelerimiz, anneannelerimiz hep stokçudur yani genelde. Yani bir yerlerde bir şeyleri böyle tatlıyı falan da, yani pastayı bile böyle, hatta deep freeze kültürü de bizde var. Evet. Ya bir buzdolabı var, bir de deep freeze var. Oralara stoklarız ki ne olur ne olmaz, yani bir zorlukla karşılaşmayayım. Yani misafir geldiğinde mahcup olmayayım. Hep böyle bir zorluğa hazırlanma kodu var bizde. Dolayısıyla aslında hep zordayız. Yani diyelim ki bir yıl içerisinde normalde bir ay zorluğumuz varsa, geri kalan da zorluğa hazırlanma ve kaygıya, korkuyla geçtiği için genelde hep zordayız o zaman. 9 ayda dereyi görmeden paçaları sıvalı bekleterek zorlaştırıyoruz gibi geliyor bana. Evet. Aklıma şey geldi hocam, siz bundan bahsedince. Çocukken rahmetli babaannemin arkadaşlarıyla sohbetini hatırlıyorum. Birbirleriyle hastalıklarını yarıştırırlardı. Yani o derdi ki ahretliğini, aslında benim hayatım daha zor. Benim bir de romatizmam var, bir de yanlarım ağrıyor, belim ağrıyor, sırtım ağrıyor. İşte o derdi ki yok, bana da doktor işte bir poşet ilaç verdi filan. Hani birbirlerine asıl benim hikayem acı, benim ilacım işte bir poşet, benimki iki poşet gibi muhabbetleri olurdu. Biz bundan da zevk alıyor olabilir, evet, miyiz? Evet, acı yarıştırıyoruz. Aslında onun altında belki küçük bir gizli narsizm olabilir. Şöyle, ben yani bu kadar acıya rağmen bu kadar mutlu olabiliyorum. Bakın işte yani ya da yaşayabiliyorum. Hani bunu, beni tebrik edin. Hani işte öğrenciliklerimizi hatırlayın. Sınıfın en çalışkanı gelir der ki hiç çalışmadım. Yani böyle özellikle gözleri kıpkırmızıdır. Sonra kadar uyumamış. Hiç çalışmadım ben de derler. Şimdi burada şunu söylüyor aslında. Yani ben mağdurum, kurbanım, mağdurum. Ama bak buna rağmen 100 aldım, 90 aldım. Yani süper, ne zekisin sen. Aslında evet. Acıdan nemalanıyoruz. Yani çok nemalanıyoruz hem de. Ve bu şu an ekranların başında bizi dinleyenlerde ve belki ikimizde bile bilinç dışında olabilir bir ölçüde. Ne kadar kurtulsak o kadar iyi. Yani ilgi, sevgi beklemek için özellikle kadınlarda da çok oluyor bu. Yani başka türlü dikkatini çekemiyor, ne yapsın? Kocasının diyor ki işte çok başım ağrıyor, işte ah dizim bugün çok kötü, fena çok işte temizlik yaptım falan. İstiyor ki hani seni çok seviyorum, ah yoruldun mu sen? Böyle bir ilgi bekliyor. Bu böyle de olmayabilir aslında. Yani niye böyle ağrıyla, ağrı yarıştırarak, ahretliklerle, neden öyle olsun ki? Belki de şöyle de olabilir. Hamdolsun yani buna rağmen gene de sağlığım yerinde. Bugün gidebildim, bir 100 metre yürüyebildim veya işte ibadetlerimi yapabiliyorum ya da kitap okuyabiliyorum. Ya işte yine de kendi duşumu alabiliyorum, çok şükür diyebilir yani o şekilde anneannelerimiz. Ben de kendi anneannemi hatırlıyorum, televizyon izlerken bile ağlardı yani. Yani bir başbakanı görse ağlar mesela, çok yoruluyor adam diye. Evet. O kadar böyle hani oraya da duygusal bağ kuruyor. Çocuklarına ve bize de öyle. Mesela bir iş buyurduğu zaman, onu yapıp geldiğim zaman, vah yavrum, vah gadalarını alırım, işte ne kadar yoruldun sen. Ağlamakla ama böyle. Şimdi orada şunu öğretiyor aslında. Sen çok acı çektin, yazık sana. Yani ama bir taraftan da aferin sana. Yani sen bana yardım ettin. O zaman başarıyla ya da onayla, takdirle, değerlikle, mutlulukla, acı ve zorluk, çile yan yana geliyor. Bu zaman bizde de şöyle bir öğrenme oluyor. Ya çilesiz başarı olur mu? Böyle şarkı, ezgi bile var. Çilesiz olmaz diye. Ya illa çile çekeceğiz. Çile ve acı çekilmesi gerekiyorsa çekilir. Onu biraz sonra bahsedeceğiz. Gerçek çile varsa okey. Yani gerçek bir çile. Gerçek zorluk varsa tamam. Ama böyle sanal stres ve acı bağımlılığına bağlı bilinç dışı oyunlarla, evet, bir tuzağa maruz kalmışsak bence bunu çok doğru bulmuyorum ve bu bizi oyalar. Yani hayat enerjimizi yok eder diye düşünüyorum. Evet. O yüzden belki de bazı başarılara çiçekli yollardan gidilebilir. Yani %100 gibi genelleyerek konuşmayı biraz zorlayıcı buluyorum. Biraz böyle kendimizi kandırmak gibi görüyorum diyebiliriz. Hocam belki aslında refah düzeyimiz iyiken ya da bir sıkıntımız yokken yapılan atılımlar bizi daha da ileriye götürmez mi zorluklardan ziyade? Evet, gayet tabii. Yani ben şöyle fark ediyorum. Şimdi bugünün büyük şirketlerine bakalım. Mesela Sabancı Koç gibi
Daha başka formlara bakalım. Onlar yani genelde toplantılarda Elon Musk falan çok neşeli, Bill Gates gibi insanlar şunu yapıyorlar. Yani yapmaları gerekeni yapıyorlar. Örneğin evet. Elon Musk'la ilgili şöyle bir küçük anekdot sunmak isterim. SpaceX'i kurmaya çalıştığı zaman, yani uzay bilimleriyle ilgili bir şirket kuracak. Ne kadar uzay teknolojisiyle ilgili, mühendislikle ilgili makale, kitap, bilimsel araştırma varsa bir yıl kadar onun üzerine tabiri caizse yatıp orada kalıyor ve onu okuyor. O kadar ilerliyor ki, yani bunu zorluk olarak değerlendirmiyorum ama bize göre zor o. Evet. O keyif alıyor. Yani çünkü motive oluyor. Ona baktıkça o onun alanı, o onun keyfi. İşte zorluğa nasıl baktığımız önemliye geleceğiz sonra. Ve NASA'dan aldığı mühendisleri bile kendisi mülakat ediyor. Evet. Bu ne demek? Yani çok tecrübeli uzay mühendislerini mülakat edebilecek kadar uzay bilgisine sahip. İşte bu ne kadar güzel bir motivasyon. Ve bunu yaparken de şunu demiyor. Yani ben hiç duymadım televizyonlarda ya da röportajlarında. Biliyor musunuz, ben çok çile çektim. Neler yaşadım ben, neler yaşadım. Yani bu bizim kültürümüzde var. Yani onlar çileyi çile gibi görmüyor. Ya da zorluğu zorluk gibi görmüyor. Zorluğu bir eğlence, bir motivasyon olarak görüyor. Evet. Nasıl baktığımız çok önemli. Yani bazen bir ev hanımı için, yani şu bardağı buradan alıp mutfağa götürmek çok şeydir. Yani bıktığım, işte her işi ben yapıyorum, bardakları unutuyorsunuz burada filan diye. Böyle hayıflanır, zorluktur bu ona göre. Ama bir başkası için tüm evi temizlemek, hatta komşunun evine yardıma gitmek keyiftir. İşte diyor ki, ya işte komşum sen zaten kendi evine zor yetiyorsun, yoruluyorsun. İşte çoluk çocuk çok. Buraya gelme bari. Olur mu, ben keyif alıyorum diyor. Hem sohbet ediyoruz hem kahvemizi içiyoruz. Vakit geçiyor, ne güzel. Ona göre paylaşmak ve dostluk bu. Bir diğerine göre ise ne gerek var yani, başımı ağrıtacağım ben. Yani bu çok önemli. Ben öğrencilere de diyorum. Mesela evinize yardım edin, bulaşık yıkayın bazen. Bir annenize yardım edin, bir temizlik yapın, evinizi, odanızı düzenleyin. Hocam ders çalışmaktan zaman kaybederiz. Hayır, bu yaşam becerisi. Sizi dinlendirir. Yani bir etkinlikten diğer etkinliğe geçmek esasında dinlendiricidir. Dolayısıyla göreceliden çıktı bu kavram çok. Yani zorluğa nasıl baktığımız çok önemli. Kimine göre kolaydır o, kimine göre zordur. Bu psikolojik donanımla ilgili, bilinç dışıyla ilgili, kişinin ihtiyacıyla ilgili, dayanma gücüyle, duygu kapasitesiyle ilgili. Aynı şeye birisi işte bir kilometre yürümeye, hayır hayır ben hayatta yürüyemem derken, bütün fiziksel donanımı varken ama. Bir diğeri için 10 kilometre azdır, yani biraz daha mı yürüsek gibi olur. Evet. Bu kısmı psikolojiktir yani. Şimdi bu söylediğiniz şey bana şunu düşündürdü. Acıların çocuğu diye bir unvanlı olan bir sanatçı vardı mesela. Adam bu unvanla aldı yürüdü, zengin oldu mesela. Evet. Ya da bol ağlamalı filmleri milletimizin sevdiğini hatırlıyorum. Evet. Çok işte acıklı bir film, gidelim kaçırmayalım. Evet. Ya da bu çok daha farklı bir konu ama günümüzde işte reality şovlarda gördüğümüz şey, konukların hayatı ne kadar zor ve acılıysa o kadar reyting alıyor. Toplumumuzun genel profiline yazık ki böyle nitelendirebiliriz bu şekilde diye. Bir kaynakta okudum hocam. Diyordu ki yazar, zorluklar değerlidir. Siz ne düşünüyorsunuz peki bu konuyla ilgili? Elbette değerli. İnsan eğer, ya insanın 5 temel ihtiyacı var. Evet. Ben var mıyım? Kabul ediliyor muyum? Değerli miyim? Seviliyor muyum? Yapabilir miyim? Bir işe yarıyor muyum yani bu dünyada? Üretmeyen insan mutsuz olur. Çok önemli bu. Ama ne üretimi? Yani böyle bir eşya üretimi değil. Mutluluk bir üretimdir. İlişki, özellikle ilişki geliştirmek bir üretimdir. İş yapmak bir üretimdir. Birçok üretim var. Şu an biz üretiyoruz mesela sizinle. Dolayısıyla diyelim ki sınıfta parmak kaldırdığında öğretmen tarafından görülmeyen çocuk tinerji olup yine üretiyor. Çünkü beyinde başarı merkezi var. Orası uyarılacak ki dopamin salgılanacak. Mesela milli piyango niye mutlu etmiyor kazananı uzun vadede? Çünkü gerçek üretim değil. Yani şans oyunları o yüzden iyi değil yani. Ben bugüne kadar şans oyunları yoluyla zengin olup zengin kalan birini görmedim. Yani gören varsa bilmiyorum. Ya da hak etmediği bir şeye gelip işte kopya çekerek takım torpille referansla bir yere gelip orada onun yani tabiri caizse hayrını göremez olduğunu inanıyorum. Bunun sebebi, yani biraz bilimsel açıdan bakacak olursak, yani beyin cezalandırıyor aslında. Yani kendi böyle tırnaklarıyla hak ederek ürettiği zaman işte o zaman o kadar sahip çıkıyor ki tutuyor onu. O bilgiyi tutuyor, o emeği tutuyor. Değerini biliyor, değer veriyor. Gerçek
değerli olan işte o. Dolayısıyla zorluk değerli tabii ki. O zorluğu aşınca daha da değerli. Yani insan bedelini ödediği bir emeği kaybetmek istemez. Bedelini ödediği bir ilişkiyi, sevgiyi kaybetmek istemez. Ama bedelsiz hazıra konu. Mesela işte görücü usulüyle evlenmiş ve hiç değerli değil karşı taraf. Görücüsüne karşı değilim. Ama böyle karşı, böyle olursa. Yani hiç değerli değil, hiç ilişki geliştirmemiş. Ve yani karşıda var mı insan, yok mu? Hiç önemli değil onun için. O zaman ilişki geliştiremiyor. Emek yok ortada. Ve ayrılırken de kolay oluyor. Nasıl olsa evlenirken de kolay olmuştu. Yani neden böyle zor kavuşulan aşklar değerli? Yani Leyla ile Mecnun aşkı neden bu kadar unutulmuyor? Çünkü zor. Yani aslında yine şeye geleceğim ama zorluk acı mı, çileli mi, güzel mi? Güzel olacak ama. Ya yani çileli olmasına gerek yok. Yani Mecnun çok çile çekmiş ama. Tabii bu arada farkında mısınız bilmiyorum. Televizyon programlarında mağduru tutarız hep. Yani kim acıların çocuğu, kim çile çekiyor hep o şey. Hatta oy verirken bile yani birisi mağdur edildiyse onu böyle belediye başkanı adayı hemen ona oy veririz. Yani çünkü mağdur edilmiştir o. Ya da ben bir şey fark ettim. Kendimde de varmış demek ki bu. Uluslararası bir futbol izliyorum. Ben çok futbol izlemem. Ama böyle iki tane dünya takımı. Kimin ne kadar profesyonel olduğunu da bilmiyorum yani. Öyle bakıyorum böyle. 5 dakikalık bir bakış olsun bu. Yenilen takımı tuttum fark ettim. Yani yenilen takım bir atağa geçiyor. Ve bu atağa geçerken inşallah atarlar. Yani niye onu? Öbürü güçlü işte. Real Madrid tutsana yani onu mesela. Orada şey yapıyorum. O zaten güçlü. Hani o. Biz mazlumun şey. Yanındayız. Tabii. Bunun altında bir psikodinamik yapı daha var. Bilmiyorum çok psikolojiye girsem mi girmesem lütfen mi? Lütfen. Odipal dönemde özellikle erkek çocuğu, kız çocuğu anneyle ama erkek çocuğu babayla yarış halindedir. Eğer babayı yenememişse ve o savaşı açmışsa ömür boyu bir takım şeyle, güç otoriteyle böyle uğraşır durur. Yani böyle biraz asi olur, biraz muhalefet olur, biraz böyle işte bir sanatçı demiş ya İstanbul seni yeneceğim diye varır varmaz. Ya İstanbul niye yeniyorsun ki? Yani barış hani böyle bir uzlaşı. Mutlu ol İstanbul'da. Tabii. İyi ilişkiler kur. Evet, niye evet savaşıyorsun? Evet. Evet. Bu savaşçı ruhlar çoğunlukla böyle işte hani babasının tersine annesinin tersine gidenlerde bir Oedipal dönemi bitirememezlik hissederim ben niye işte. Böyle çok genellemek de doğru değil ama biraz da bu var. Şimdi orada aslında Real Madrid işte babayı temsil ediyor. Yani o yenilsin de mağdur. Ben kim mağdur? Benim galiba. Orada da acıların çocuğu. O kazansın. Bu bizde hep bir kurtarıcılığa ve kurban olmaya da iter bizi. Yani evet, ilişkilerdeki zorluktan birazcık müsaadenizle bahsedelim. Lütfen. Yani şimdi bir üçgen kuruluyor. Zorba var muhakkak. O zorba kesin biz değiliz tabii. Hep ötekidir. Bir kurban var yani mağdur. O kurban zorba tarafından eziyet ediliyordur. Şiddete maruz kalıyordur. İşte farkındaysanız kadına yönelik şiddet, işte çocuklara yönelik şiddet, hayvanlara yönelik şiddet ne kadar canımız acıtıyor. Ve bu medyada da söyleniyor. İşte burada aslında şiddetin kendisi tabii ki kötü. Şiddete odaklanmamız lazım. Fakat bu arada hemen böyle bir işte onu koruma altına alalım, şey yapalım. İşte o kimse zorba onu hapse atılsın. Neden böyle oluyor? Bu hiç bitmiyor farkındaysan. Çözülmüyor. Evet. Zorba bitmiyor. Zaten... Ya da bize verin biz onu mahvedelim falan yani vatandaş. Evet linç edelim. Edilir de zaten. Edilir de. Şimdi kurban o. O kurbanı izleyen bir kurtarıcı var. O kurtarıcı da genelde çocukluğumuzdaki biz. Büyüyünce de ne yapıyoruz? Ya kurban olmuşuz ya gözlemci olmuşuz. Büyüdüğümüzde bir süre kurtarıcı oluyoruz. Mesela annemize benzer çileli bir insanla evleniyoruz ki hatta işte çoğu zaman diyor nişanlı genç kız diyor ki beni kurtar şu yerden. O tamam hemen nişan yapalım, düğün yapalım falan. Aslında bu gerçek bir ilişki değil. Kurtarma ilişkisi yani. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Kişi kurtardığı kurbana zorba oluyor. Bakıyorsunuz kurtardığı kurba. Kendi kurtarıcı aslında. Evleniyor sonra babası gibi davranmaya başlıyor ona. Yani tekrar zorba düzeneği kuruluyor. Biz hep kurtarıcıyız dolayısıyla. Yani bir kurumu, bir partiyi, bir vakıfı, bir kanalı, bir futbol takımını kurtarırız. Yani mesela ligden düşerken gideriz stadyuma. Gidelim ki hani kurtaralım. Yani böyle ikinci, böyle iyi yerlerdeyse çok şey değil yani genelde. Dolayısıyla mağduru kurtaralım, üste çıkaralım. Niye biz mesela OECD ülkelerinde, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde dünyada yüksek klasmanlarda bulunmayalım? Mesela neden biz ülke olarak, insan olarak, kültür olarak atalarımız bunu başarmışlar. Yani yüzyıllar boyunca dünya liderliği olmuş, süper güç olmuşlar. Biz belki de bilimde, kültürde, sanatta, politikada, ekonomide, mutlulukta, refahta
böyle başı çekebiliriz. Yani bunun için engel yok. Niye biz hep 3. dünya, 2. dünya ülkesi olmaya namzet olalım ki? Ya da işte ya onlar işte süper güçler, hep dış güçler, hep onların oyunu filan. Yani kim ne oynarsa oynasın biz üreteceğiz. Ya yani burada ya bir öğrenci matematiğe çalışırken, bir memur işini iyi yaparken ev hanımı pastayı güzel yapacak. Yani sır bu. Yani bir anne o kadar önemli ki. Yani ben ev hanımlarını çok kıymetli buluyorum. Ben ya dünyanın en üstün mesleği bence. Çünkü hemen her şeyin uzmanı bir. Yani iktisat, işte temizlik, liderdir, psikologtur, öğretmendir. Evde birçok rolü var anne. Anne çok yönlü olmalı. Bence annelerimize, ev hanımlarına ve annelerimize çok fazla yatırım yapmamız lazım. Onlar böyle emekli falan olmalılar yani. Ve büyük büyük insanları onlar yetiştiriyorlar. Onlar insan mühendisler yani. Ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum ev hanımıyım. Hayır hayır, sen insan mühendisisin eğer çocuğun varsa. O kadar önemli bir iş yaparken nasıl böyle kendini değersiz hissedersin? Her an üretmekle ilgili. Uykuda bile anne yani uyurken sabah ne pişireceğim onu düşünüyor. O kadar şey ki. Mesaisi bitmeyen varlık aynen. Anne. Müthiş. Onlar yani belki de 16 saat mesaili emekli olmalı diye düşünüyorum. Katılıyorum size. Peki yani kurban, kurtarıcı ve zorba yerine ya bunlarla yaşarsak zorluklar çok zor. Her şey çok zor. Şu çayı içmek bile zor. Çünkü bir bakarım böyle derim ya çay çok güzel olmuştu. Geçmişte bu çaylar hiç yoktu derim. Gene üzülürüm ben. Acıların çocuğu olmaya niyetliysen. Seviyoruz. Ama dersen ki bu çok keyifli. Ne kadar güzel demlemişsiniz. Bu arada teşekkür ederim. Afiyet olsun. Böyle bakarsak daha keyifli. İşte bunun adı kahramanlık. Yani zorba olmak zorunda değiliz. Kurban olmak zorunda hiç değiliz. Kurtarıcı da olmayın. Kurtarıcı olarak yardım etmeyin. Kimseyi kurtarmayın. Bir çocuk düştüğü zaman eğer kalkabiliyorsa izin verin kalksın. Ya bir öğrenci ödevini yapıyorsa yapsın, kurtarmayın onu. Onu kurtarırsan yarım kalır, zayıf kalır. En güzeli kahraman olmak. Ya bu senin işin. Bunu yapabilirsin, bu senin sorunun. Ama eğer çocuk düşmüş, kalkamıyor, o kadar acı çekiyor, dizi kanıyor, bu senin sorunun demek acımasız. O ayrı bir zorbalık. O zaman zorbalık, aynen. Evet. Kahraman olmak, elimizden bir şey geliyorsa yapmak, önümüzde bir zorluk varsa onunla ilgili planlama yapıp, eyleme geçip onu aşmak ve bunu yaparken keyif almak. Formül bu, kahramanlık. Sanırım biz karşımızdaki insanı mazlum olarak görmekten ve ona gereğinden fazla destek olmaktan, anne çocuk ilişkisinde de çocukların bu kadar rahat olması ya da belli kurallara uymaması ebeveynlerin istediği sebeplerin altında da bu yaklaşım yatıyor olabilir mi hocam? Evet. Düştüğünde işte hemen kaldırması, düştüğü yere vurması, evet. Abartması falan, bunlar genel olarak aslında kolaycı bir nesli de beraberinde getiriyor diyebiliriz. Aynen öyle. Yani vurduğun şey aslında işte kolektif halkada belki de Çukurova'yı işgal eden Fransızlara vuruyorsun. Hani evet. Canını acıtmış çünkü. Diyorsun ki defol buradan. Aslında toprağa vuruyor. Evet. Düşüyor çocuk. Belki de böyle demek yerine sorumluluk alabilir. Yani suçlamak da doğru değil. Çocuğu da toprağa da. Ya bu olabilir. Bu olabilir. Şu ben bunu söylediğimde bu olabilir. Hadi bu kırdığımız şeyi toplayalım beraber dediğimde. Yavaş yavaş oğlum şunu yap demeye başladım. Bir hata yaptığı zaman, bir şey yaptığı zaman bunu hata olarak tam da görmüyor. Diyor ki bu normal değil mi baba? Yani ben çocuğum sonuçta diyor. Yavaş yavaş öğreneceğim diyor. Bravo diyorum, evet yavaş yavaş öğreneceksin. Belki biraz hızlanabilirsin diyor. Çocuk birçok yetişkinin idrak edemediği noktaya gelmiş, evet. Yani. Evet. Evet. Peki. Şimdi hocam dünya genelinde bu durum nasıl bilmiyorum. Ama bilemiyorum. Bilemiyorum dersem daha şey olurum. Daha zorda olduğumu hissettiririm herhalde. Evet. Şimdi hocam yaşam koçluğu dediğimiz bir şey var son zamanlarda. İşte kişisel gelişim kitapları var, işte online destekler var. Yaşam koçlarının ön planda olduğu bir sistem içindeyiz. Evet. İşte olumlu düşün, evrene güzel mesaj gönder. Bunun yaygın olmasının sebebi şu da olabilir mi aynı zamanda? Evet, bu toplum çok acı çektiğini düşünen ve mazlum olduğunu düşünen bir toplum. Destek almaya çok fazla ihtiyaç duyuyor diye mi değerlendirebiliriz? Ya da nasıl değerlendirirsiniz siz, evet, bu şeyin, akımın daha da yaygınlaşmasını? Yani eğer sürekli bak sen iyisin, süpersin diye sadece böyle biraz polyanacı yaklaşılıyorsa yaşam koçluğunda, bu kurtarıcılık oluyor. O zaman karşısında ne var? Mağdur var. Yani işte hocam ben, kocam beni anlamıyor, çok sıkıntı yaşıyorum, işe yaramazım. Hayır hayır, sen tabii ki işe yararsın diye direkt kurtarmak onu iyileştirmez aslında. Evet. Onu kurban, yani sen kurbansına ikna etmek demek. Şunu söylemem lazım. Aslında yaşam koçları nasıl bakar bilmem ama psikologlar mutluluğun peşinde değildir. Gerçeğin, hı-hı, peşindedir. Hı-hı. Yani gerçek bazen zordur.
Bazen mutsuzluk da bir gerçek çünkü. Yani yaşam her zaman böyle mutluluk değil. Evet. Dolayısıyla bence şöyle bakmak lazım. Evet, mesela diyelim ki boşanmak ya da ölüm. Evet, zor. Hakikaten zor ve bu zorluğu yaşamamız gerek. Yaşıyoruz, yaşamamız yani, gerek. Evet, Covid'den birçok yakınımızı kaybettik. Ben ne yazık ki. Birkaç ay önce birçok akrabamı, yani hala oğlumu kaybettim. Özellikle dayımla çok sık görüşürdük. Ve bu büyük bir acı. Bu acıyı yaşayacağız yani. Hani şöyle değil. Hani ya mutlu olalım. Zaten işte hepimiz öleceğiz falan. Onlar doğru da neden ben yası erteleyeyim? Ya bu benim gözyaşım. Bu bir ölüm, yakın vefat etmiş. Bu bir zorluk. Yas zordur. Ve ben bunu yaşayacağım. Yani benim baba yarım, dayım bu dünyadan göçme ve bir daha göremeyeceğim onu. Bu büyük bir acı. Ya bu bir gerçek. O vefat ettiğinde ben hemen ağlamaya başladım haber aldığımda. Çocuklarım yanıma geldiler. Ne oldu baba? Dayım öldü. Ve ben çok üzgünüm. Onlar da ağlamaya başladılar. Ha, çocuklar duymasın. Tabii işte o dediğiniz pencere herhalde. Bence duymalılar. Ya bu kadar acıyı görmeliler. Yani babam ya da işte bizler böyle bir şey yaşadığımızda ağlayabiliriz. Acı çekebiliriz. Bu normal diyebilmeli. Ve çocuklar da ağladılar. Bir süre sonra onlar biraz daha normale döndüler. Ben tabii bir kısmını bu acını onlara paylaştırdım yani. Dedim ben, beni biraz yalnız bıraksanız ben biraz böyle bir dayımla ilgili hatıralarımı düşüneceğim falan. O gece benim için zor geçti. Bu doğal ve iyi ki zor geçti. Yani çünkü insanım ve o zorluğu yaşamak benim hakkım. Şimdi bir genç kızımız gelmişti. Böyle çok makyajlı, suçlu falan ama bir gün önce babası kalp krizinden kucağında ölmüş. Dedim ki başın sağ olsun. Ne hissediyorsun? Falan. Hocam dedi, ben üzülürsem çok fena üzülürüm. O yüzden böyle takmıyorum falan. Dedim ki insan ne zaman üzülür? Çok önemli bir şey olduğunda. Baban senin için önemli miydi? Çok önemliydi. Peki o üzüntüyü nereye saklıyorsun? Yani o üzülme kapasiteni, o yası nereye saklıyorsun? Tam zaman işte üzül. Üzül şimdi üzül. Yani en değerli varlığını kaybettiysen eğer elbette üzüleceksin. Bu şu demek değil ama. Bundan 20 yıl önce de ben o acıyı çekmeyeceğim. Hafifleyecek illa. Yani ortalama yaşın süresi 6 aydır. Dereceye göre, o duyguya ve ilişkiye göre. Bunu aylarca, yıllarca uzatılmaz. Bu doğal olmaz o zaman, sağlıklı olmaz. Ama ya ertesi gün böyle kalkıp da normale dönmek de doğru değil. Bu her türlü zorlukta. Adam iflas etmiş mesela. Aman olur canım diyemez. Strese girince şöyle demeyiz değil mi? Sen ne kadar zayıfsın, hemen üzülüyorsun. Hayır, onun yaşaması gerek. Yani öfke güzeldir, bütün duygular güzel ve gereklidir. Yaşanan güzeldir esasında. Yani ben şöyle düşünüyorum, güçlüklerle boğuşan insan ve güçlü insan aslında zayıflığını kabul eden insandır. Yani bence toplumun en güçlü kesim, böyle subjektif bir yorumda bulunmak istiyorum. Bana göre dilencilerdir. Neden? Siz hiç intihar eden bir dilenci gördünüz mü? Böyle depresyona giren, kırılan böyle. Yani vermiyor musun para? Çok kırıldım sana. Bir daha istemeyeceğim diyen. Böyle trip atan. Afra tafralı bir dilenci olmaz. Yani o kadar yırtıcı ki, o kadar orada yani sıfır noktasında o kadar uyum sağlamış ki. Ve bu onu güçlendirmiş. Yani zaten bir travma eğer kişiyi yıkmazsa güçlendirir. Hani Nietzsche'nin söylediği gibi. Zaten bütün travmaların, Covid dahil, ölümler dahil. Bir tek güzel yanı var. Güzel demeyeyim de işlevsel yanı diyeyim. O da güçlendirmesidir. Travmanın tek iyi gelen yanı budur. İnsanı uyum sağlamaya iter. Daha da olgunlaştırır ve güçlendirir. O yüzden dilenciler galiba bundan olsa gerek çok güçlüler. Ben hiç bana terapiye gelmezler zaten de böyle bir hani zor durumda gördüğüm böyle şey yapan dilenci görmedim. Yani ben bunalıma giriyorum, öleceğim. Rol yapabilir o ayrı, o işidir onun. Ama intihar etmezler mesela. Farkındaysanız refah seviyesi ülkelerde de arttıkça mesela İsviçre'de falan intihar o zaman artıyor. Demek ki zorluk aslında değerlidir derken insanı hayatta tutuyor, yaşama bağlıyor. Çünkü şundan değerli. Zorluk tek başına değerli değil. Zorluğu aşmayı başarabilen zorluğa değer veriyor. Çünkü aştığı zaman elde ettiği bir emek var, bir ürün var ve yaşamış oluyor böylece. Yani o işi yaparken yaşamış oluyor. Ama zorluk karşısında hemen pes eden kişi için keyifli değil o. Çünkü hiç içine girmemiş, hiç yola çıkmamış, hiç sefere çıkmamış. O zaman o kötü hisseder daima. Yani yola çıkıp yolda olan ve yolu başarmış olan için zorluk güzeldir, değerlidir diyebiliriz.
diyebiliriz. O zaman şunu da söyleyebilir miyiz? Kişi çok büyük acılarla sınanıyorsa eğer, kendine yapacağı iyiliklerden bir tanesi üzülmenin de hakkını vermektir. Evet, evet. Acı güzeldir. Hepsi güzel. Yaşayıp bitireceğiz. Bakın bütün biyolojik problemler de, psikolojik problemler de reddetmekle ilgili aslında biraz düşündüğümüz zaman. Mesela kilo problemi, programın başında sohbet ettiğimiz konu. Evet. Aslında kilo şundan oluyor. Eyvah kilo alıyorum ya da almamam lazım. Yani lanet olsun bu kiloya. Reddettiğimiz zaman o kiloları o daha çok kalıyor. Sanki korkuyla tutunuyor bize. Yani o zaman veremiyoruz. Ya kabulleneceğiz. Evet kilo aldım. Demek ki bir misafir etmem lazım onu. Bazen depresyon gelir insana. Yani depresyonu çok severim ben. Yani en güzel günlerim. Keşke gene gelse. Şöyle bir dinlensek. Böyle bir istirahat etsek. Ya düşünsenize bir iş yapmıyorsunuz, kimseyle ilişki kurmuyorsunuz, bir odada durup ne kadar güzel bir dinlenme, habire uyuyorsunuz falan. Şimdi nasıl baktığınız çok önemli. Depresyon, misafiriniz... Bu açıdan hiç düşünmemiştim hocam. Böyle düşünürseniz güzel girer, evet. Çıkarsınız depresyona. Kabullenmek yani, aa hoş geldin, demek ki üzülmem gerekiyor. Şimdi Kıbrıs'ta yüksek lisans yaptık klinik psikolojide bir arkadaşımla. Böyle bir ara bir sınavın bir tanesi zorladı bizi, fena zorladı ama... Dedim ki ben bugün dedim böyle bir depresyona gireceğim. Dedi ki girme oraya. Merak etme yarın çıkarım. Bırak beni müsaade et dedi. Ya dedi işte sahile gidelim falan bak orası güzel. Bak kurtarmaya çalışıyor beni. Beni kurtarma. Ben kendimi kurtarayım. İşte orada girersiniz çıkarsınız. Zaten depresyonun uzunu 6 aydır. Yani kendinden de geçen bir şey. Ama biz korkuyoruz. Panik atak niye var biliyor musunuz? Eyvah panik oluyorum. Eyvah kaygılanıyorum. Yani böyle kaygılanmamam lazım diyenler de olur o. Yani... Biraz kaygılıyım diyenler de olmaz, kabul edenler. Misafir edeceğiz. Depresyon, panik atak, stres bozukluğu, öfke. Mesela insanlar öfkesini kabul etmediği zaman o öfke daha kalıcı. Ben sinirli değilim diyor. Mesela ben bağırmıyorum derken bile bağırıyor. Aslında sinirli. Dolayısıyla evet ben şu an sana gerçekten çok öfkeliyim diye hitap edebilse belki de bağırmadan bunu aşabilecek. Yani davranışa dönüşen kısmı daha hafif olacak. Belki şiddete gerek kalmayacak. Farkındaysanız insanlar duygularını ifade edemeyenler, dolayısıyla yönetemeyenler daha çok şiddete meyilli, daha problemli, daha çok kavga çıkıyor. Ama konuşabilen, duygusunu ifade edebilen ve fark edebilen, kabul edebilen bunu ve bunu ifade edebilen, yani fark eden, kabul eden ve ifade edenler daha çabuk aşıp gidiyor onu. O öfke geliyor ve geçiyor, kilolar geliyor ve geçiyor, stres, dert, çile bunlar geliyor ve geçiyor. Şey gibi düşünün, ben buradan böyle bizi izleyenlere bir metafor hediye etmek istiyorum. Bazen gecenin sessizliğinde böyle bir bizim gibi çay alsınlar ellerine, bir kahve, balkona otursunlar. Artık bahar da geldi, böyle yıldızlı bir günde olabilir. Gökyüzünü izlesinler, şöyle düşünsünler. Hayatın zorlukları, yani bugüne kadar çekilen zorlukları böyle bulutlara benzersinler. Bulutlar, tren vagonları gibi dizilmişler. Sağdan sola doğru geliyor ve geçiyorlar. Ya her bir bulutta, her bir bulutta bir zorluk var. Şunu düşünsünler. 20 yıl önce bugün nasıl bir zorluğum vardı? 10 yıl önce bugün ve şu an hala umurumda mı? Ya o anda bizim için çok kötü, dünyanın en kötü şeyi olan o günkü stresimiz ve çilemiz bugün normal hatırladığımız, hatta gülümsediğimiz bir anı bile olabilir. O gün çok korkmuştuk. Belki günlerce uyuyamamıştık. Demek ki abartmışız. Fazla abartmışız belki de. Dolayısıyla şimdi bunu bize kendimize öğretebiliriz. Ben sorunları olduğu kadar göreceğim. Zorlukları devasa değil de olduğu kadar göreceğim. Bu kadar bir zorluk. Abartmama gerek yok. Sırf kaçmak için. O zaman o bulutlar da böyle rüzgarın etkisiyle gelip geçtiklerini hayal etsinler. Geliyorlar ve geçiyorlar. Zorluklar. Şimdi bugünün zorlukları da en son vagonlara yani bulut vagonlarına binmişler. Ve onlar da geliyor geçiyor. Diğerleri geçtiğine göre. Bu sefer onların da böyle gökyüzünden temizlendiğini hayal etsinler. Ve şöyle desinler kendilerine. Berrak yeniden böyle gecenin sessizliği ve karanlık göründüğü zaman. Hayatın bütün zorlukları geliyor ve geçiyor. Ama ben kalıyorum. Ben daha kalıcıyım. Zorluklara göre ben daha kalıcıyım. O halde geçici olan stresler, geçici olan zorluklar yüzünden... Kalıcı ve değerli olan beni incitmemeliyim, yıpratmamalıyım. Ya ben önemliyim, ben değerliyim. Burada şunu demiyorum. Dünyanın en değerlisi benim demiyorum. O narsizm olur, kibir olur, enaniyet olur. Ama diğerleri kadar değerliyim demek sağlıklı bir bakış açısı herhalde.
Herkes değerli, ben de değerliyim. Zorluklardan daha değerliyim. Üniversite sınavı. Evet önemli ama benden daha değil. Bugün Vestel'in sahibi ilkokul mezunu. Niye o zaman sadece üniversite sınavı mı hayat? Yani okumak çok güzel bir şey. Diğer zorluklara göre daha kolay aslında. O yüzden okulu tercih etsinler. Ama şu da değil. Vallahi ucunda ölüm yok. Olmamalı da zaten. Hayatın bir argümanı. Meslek dediğimiz şey bile elbise gibi. Cildimiz değil. Elbisemiz değişebilir. Cilt gibi değil. Cildinizi değiştiremezsiniz. OECD ülkelerinde meslek değiştirme oranı 6 ila 8'dir. Ya demek ki o da değişebiliyor yani. Kalıcı olan biziz. Asıl olan biziz. Dolayısıyla A planı olmazsa B planı, C planı, D planı. Şimdi dünyada bir millet çok ekonomik refahı ve liderliği üstün bir millet. Ona da kolektif bilinç var. Bir özellikleri var onların. Z'ye kadar plan yaparlar. Karınca gibi. Karıncaları ben çok zorluklara karşı örnek gösterebilirim. Yani şuradan karınca gelse tıkasanız önünü öbür tarafa gitmeye çalışır. Oraya tıkasanız öbür tarafa. Karınca hiç pes etmez. Ama akrep ateş çemberinde pes ettiği söylenir. Kendini zehirlediği. Ama karınca pes etmez. Biz akrebi değil de o zaman karıncayı model alalım. Bulutlar temizlendiğinde böyle söyleyecek. Ben değerliyim. Zorluklar gelir ve geçer. O zaman daha güçlü bir şekilde yatağa gitsinler ve sabahleyin daha dinç uyansınlar diyebilirim. Böyle bir uygulamayla. Çok teşekkür ederiz. Bunu peki güzel. Zorluklarla baş etmenin silahı olarak nitelendirebilir miyiz? Evet. Bu şekilde evet. Yenebiliriz. Bu tarz böyle bir metafor. Bir tanesi bu. Bir başka metot, başka baş etme yöntemlerinde konuşuruz o zaman. Madem ondayız. Çok seviniriz. Peki. Şimdi ben diyorum ki zorluklarla başa çıkmak, hayatın zorluklarıyla başa çıkmak için yani aile eğitimi çok önemli. Anne babanın pozisyonu çok önemli. Zayıf, pasif bir anne babaysa eğer çocuğa nasıl kazandıracak bunu? Şikayet eden bir anne babaysa hangi duygudaysa onu veriyor. Zorluğa karşı dayanma gücü yani biraz sorumluluk becerisi ve mücadele ruhu 6-12 yaşlarında kazanılan bir şeydir. Yani 20 yaşındaki bir gence hadi otur ders çalış bu zorlukla başa çık demek biraz geç. Yani bayağı geç. Onun kritik evresi öz bakım, sorumluluk vesaire. Bu da 6-12 yaşın özellikleri. Yani ilkokul çocuklarına çok çok dikkat etsinler anne babalar. Ve ben diyorum ki bir anne babanın çocuğuna kazandırabileceği en büyük miras mücadele ruhudur. Yani zorlukla başa çıkma gücüdür, kapasitesidir. Bunun için söylüyorum. Şimdi bir öğretmen dişinden tırnağından artırıp 3 ev almış. Yani çok zordur bu bir öğretmenin 3 ev alması. Maşallah iyi kısmış yani demek ki. Kooperatife girmiş, oradan oraya girmiş falan. 3 ev var. İkisini bir tane oğlu var. Fakat o çocuğa ya benim bir tane oğlum diye hep böyle yedirmiş, içirmiş, hiç zorluk öğretmemiş. İpek böceği kozasındaki o ipek böceğine yardım etmek gibi. Yardım ederseniz o kozayı açarsanız çıkıyor ya sakat kalıyor ya ölüyor o böcek. Neden? Çünkü doğal seleksiyonda o çıkarken kasları gelişiyor, yaşam becerileri gelişiyor. Tıpkı bir çocuğun kalemine ve kaşığına dokunulmaması gerektiğini söylediğimiz gibi. Çünkü o onun onurudur, özgüvenidir. Eğer onu alırsan katilsin. Anne babaya söylüyorum. Eğer çocuğunun yerine montunu giydirirsen giyebilecekken, ayakkabını bağlayabilecekken bağlıyorsan katilsin. Neyin katili? Özgüveninin, mücadeleci özelliğinin katilisin. Çok fazla görüyorum bugün 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında hala anne babasının emekli maaşıyla işte o zorluğa giremiyor. Yatırım yapamıyor. Yani hala 2,5 litre kolayla cips peşinde. Yani akşam ben keyfim bu diyor. Yani akşama kadar da evde o cep telefonu oyun oynuyor. Yaş 45. Tam üretme çağı. Yani o aslında üretmenin bile son evreleri. Aslında Heavy Kirsch'te göre yani insan 30-40 yaş aralığında artık kariyerini tamamlaması lazım. Yani tamamlaması derken emekliliği kastetmiyorum. Yani taşları yerine koyup artık dingin bir hayata geçecek. Asıl emek evresi o 20-30 yaş evresinde de işini bulacak, tırmanacak, yüksek lisansını, master'ını, doktorasını yapacak, ne yapacaksa. Esnafsa dükkanını kuracak. 30-40'ta da gelişecek. O evini barkını alacak, yatırımlarını yapacak, zenginleyecek. 40'tan sonra artık rutinde devam edecek. Yani 40'tan sonra büyük büyük yatırımlar yorucu oluyor Heavy Kirsch'e göre. Yani 70 yaşında bir insan yeni bir dükkan açmışsa bu doğru değil. Yani yanlış da değil ama yorucu. Asıl zorluk o. Yani biraz da yaşamımıza göre hareket edeceğiz. Dolayısıyla bir çocuğa, bir anne babanın verebileceği en büyük miras mücadele ruhu. Bakın sonra ne oldu?
O çocuk o kadar tembel ki o iki evi de satıyor. Bir yıl içerisinde iddia oynayarak yiyor ve yine babasının maaşıyla beraber geçiniyorlar aynı evde şu anda. Çocuk çalışmıyor. Peki evli, bir de onun çocuklarına da öğretmen baba bakıyor. Şimdi aslında oğlunun yaşamını kolaylaştırayım derken hem onunkini zorlaştırdı hem kendisini zorlaştırdı. Ömür boyu çile. Dolayısıyla bana göre çocuklarımızın her istediğini yapmak, aman yel değmesin, güneş değmesin, aman işte hareket etmesin, aman gitmesin markete ben gideyim dedikçe, bulaşıkları ben yıkarım, sen dersini çalış dedikçe biz onlara zarar veriyoruz. Biz ipek böceği kozasını yardım ediyoruz. Hayır, yaşamayı becerecek. 2010 LGS SBS o zaman birincisi bir, Türkiye birincisi bir kızımız hatırıma geldi. Hacettepe tıpı kazanıyor. Türkiye'de de derece yapıyor. Orada o ağlıyor, Kayseri'de annesi ağlıyor. Niye? Ben yumurta kıramıyorum. Sonra geldiğinde bir görüşme yaptım. Dedi ki siz bana kıydınız. Robot gibi sadece ders çalıştırdınız. Ben yaşamayı beceremiyorum. Dışarı çıkamıyorum. İşte bir kuğulu parkta tek başıma oturamıyorum. Arkadaş edinemiyorum. Arkadaşlarımı bile siz bulmuşsunuz. Yani o kadar ders odaklı ki. Bana göre okul başarısı ve akademik başarısından daha önceliklidir zorluklarla mücadele başarısı. Yani mücadele ruhu. Yırtıcı bir çocuk. Ayakları üzerinde durabilen, bakış açısı genişlemiş, vizyoner, misyon sahibi bir çocuk olsun. Ya o ekmeğini taştan çıkarır, genişler, büyür. Bakın şimdi Kayseri'de büyük bir elektrik firması var. Çok isim vermeyeceğim. Şimdi orada ben şunu sordum. Kaç mühendis çalıştırıyorsunuz? Ben de 20 mühendis çalıştırıyorum. Elektronik mühendisi. Adam lise mezunu ya da ortaokul mezunu. Elektrikçi yani. Bildiğimiz elektrik esnafı. Ama vizyon sahibi. Ama o aile ona o mücadeleci ruhu vermiş eski sanayide. Orada tam böyle kökten yetişmiş. Bakış açısı çok geniş. Dedim ki sen dedim seni geliştiren ne? Büyüten ne? Dedi ki ben balık tutmayı öğrendim. O kadar vurucu bir şey ki bu. Ve ben hep oradan aldığım bilgiyi çocuklarıma aktarmaya çalışıyorum. Balık tutmayı nasıl öğretebilirim? Sınavlar gelir ve geçer. Sen emek göster. Bir bilimsel araştırmada zekisiniz, aferin, zeki olduğunuz için başardınız diye alkışlanan çocuklar var. Bir grup. B grubu da siz çok çalışkansınız, çok çalıştınız, o yüzden başardınız denen bir grup var. Zamanla, çok kısa zaman içerisinde zekisiniz diyen grubun artık çalışmayı bıraktığı gözlemlenmiş. Yani çünkü zeka bir emek ürünü değil ki. Allah vergisi bir şey diyelim ki. Madem zekiyim, yani o zaman çalışmak için sebep bulamıyor. Yani başarmayla arasındaki bağ zeka. O zaman arada başka bir bağ yok. Ama B grubu çocukları ben emek gösterdim ve bunun için başarılıyım dediği zaman o emeği hep gösterme eğiliminde oluyorlar. İşte bence çocuklarımızın notlarına puan vermeyelim. Yani eve geldiği zaman kaç aldın, deneme sınavı kaç kişi? Ben hiç sormadım biliyor musunuz? Şu an bu aydayız ve hiçbir deneme sınavını bilmiyorum. Ben şunu biliyorum. Sabahleyin de sohbet ederken, sen dün çok çalıştın değil mi dedim yine. Evet. Az dinlensen bugün keşke. Yani çok gurur duyuyorum senin bu emektarlığında. Eskiden şöyle derdim. Kazanamazsam ne olur? Başarılınca ne derdime? Sen çalış. Şairin dediği gibi, yenilgi büyüyen zaferler vardır. Ne demek bu? Sen pes etme. Bazen yenilirsin, bazen yenersin. Yine başka bir şairin dediği gibi tohum ek, bitmezse toprak utansın. Sen emek göster. Hedefe varmayan mızrak utansın. Sen at. Hey gidi küheylan, koşmana bak sen, çatlarsan doğuran kısrak utansın. Ya sen utanma, sen yürü. Hani bir söz var, bilmiyorum hadis mi, vecize mi? Biz seferle emrolunduk, zaferle değil. Ne kadar güzel. Şimdi yani başarı ve sonuç odaklılık da zorluklarla mücadelede bizi kırıklığa uğratıyor. Yani ben aşamam. Çünkü çok büyük. Şeye benziyor. Sınavlarda veya böyle okul hayatı çok uzun. Ben derdim ki ya 12 yıl nasıl bitecek? İşte lisedeyken 4 yıl nasıl bitecek? Daha bir de 4'te üniversite var. Sırf o yüzden 5-6 yıllık üniversite bölümü seçmedim. Bitsin artık diye. Ama çok uzun. Böyle bakmak doğru değil. Şöyle Henry Ford gibi bakalım. Parçalara bölerek işte bir bütün ekmeği ben desem diyelim ki günde bir ekmek yiyorsunuz. Ben desem bunu bir şimdi yiyeceksin Fatma Hanım desem tümünü böyle ağzına sokmaya çalışsam yutabilir misin? Hayır. Bu mümkün değil. Bu sefer hayır hocam lütfen dersiniz. İşte onun gibi.
Ama lokma lokma parçalarsak çok rahat olur. Oo tamam ben hallederim bunu. Size ötürüm ben bunu. Rahatlıkla. Bunu hallederiz deriz. Şimdi peki buna benziyor hayat. Yani sonuç odaklılık tüm ekmeği ağzımıza tümden sokmak gibi. Evet. Şu an öğrencilere de bu mesajı vermiş olalım. Yani ta 3 ay sonrasını, Eylül'deyken 8 ay sonrasını düşünmeyin. Bugünü, bu haftayı ben bugün ne yaparsam planlayın nicel olarak. Adımlarınızı planlayın. Okey. Nasıl gidersem, nasıl yolculuk yani bugün nasıl çalışırsam, denemelerde her denemede kaç net hedefim var? Kaç netteyim? Mevcut durumunu bir ölç. Ondan sonra yeni hedefler koy. Böyle ilerlersem işte Haziran'da kaçta olacağım? Hedefime ne yaparsam ulaşırım. Bunun fizibilitesini yap. Sonra geri dön bugüne ve bugün de kal hep. Başını yastığa koyduğunda vicdanın rahat uyu. De ki ben bugünkü emeğimle aslında kazandım. Ben bugünü kazandım. Sen her gün bugünü kazan ve vicdanın rahat uyu. Okey ben öyle söylüyorum çocuklara. Hak ettin mi bugünü diyorum. Elbette hak ettim. Hadi uyuyalım. Kaç aldın? Niye 98? 2 puanı nereden kırmış hoca? Sonuç odaklı olduğum zaman şöyle bakıyor çocuğa. Sen nottan ibaretsin. Bir tanesi şöyle demiş. Eğer sen tıp fakültesini kazanamasaydın sen evden kovacaktın annesi. Bu şartlı sevginin daniskası. Yani şartlı değer verme. Hayır. Çocuklarımız var olduğu için değerli. Değerlik başka bir şey. Sevmek başka bir şey. Başarı başka bir şey. Başarı insanın hayatını daha kaliteli devam ettirmesi için bir argümandır yani. Evet. O da gereklidir. Evet elbette ama şöyle dizayn etsek ne olur? Önce sağlık. Pandemide gördük. Sonra kişilik, ahlak. Bu çok önemli bir argüman. Sonra mutluluk ve huzur. Çünkü bunun için mücadele ediyoruz. Bütün her şeyimiz buna yatırım için. Dördüncü başarı olsun. Yani saç ayaklarında önceliğe başarıyı koyduğumuz zaman bu sefer çocuk diğer donanımlarını alamadığı için, sevgi göremediği için, doymadığı için, oyuna doymadığı için, değerliğe doymadığı için bütün hepsini toplayıp ben başarırsam değerliyim, ben başarırsam sevgi alacağım diye mücadele ettiği zaman işte o Hacettepe tıpı kazanan kızımız gibi oluyor. Yani siz benim katilimsiniz diyor sonra. Fark ettiğinde çok acı çekiyor. Çünkü yaşamayı başaramıyor. Yani tıpı başarsa ne olacak? Asıl mesele yaşamı başarmak. Çünkü meslek de geçici. Bulutlar gibi işte. Gelir ve geçer. Meslek geçici, para geçici, güzellik geçici. O zaman geçici şeyleri sevelim. Onlar da önemli de. Kalıcı olanları daha çok sevelim. Kalıcılığa yatırım yapalım. Mesela kişilik kalıcıdır. Mesela sağlık önemli. Değerlik kalıcı. Yani bu kişi, insanın ruhuna, manevi şeylere değer verelim bence. Yani ailede bu olursa, mesela ben işte babamın özellikle bir şey tamir ederken ki böyle azmini çok severim. Mesela bir traktörü, bir otomobili çok gıpta ederim ben. Mükemmel yapar onu. Mesela onun yaptığı bir elektrikten hata çıkmaz. Çünkü o kadar güzel bağlar ki. Hatta bazen bir kabloyu bağlarken, yani bantlarken şey derim ben tamir ederken. Babam gibi yaptım. Ya çünkü o kadar güzel yapar. İşini güzel yapan bir ebeveyni izlemek çok keyifli. Annemi böyle bahçe işlerinde izlerim. Ya da bir yemek yaparken. Şimdi o da pes etmemek üzere odaklanmıştır yani. Hani ya gideyim. Hiç şikayet etmezdi kulakları çınlasın. Böyle işte ya bugün de hiç canım istemiyor. Burayı niye çapalıyorum ki filan. Ya işini yapar ve hatta keyif alır. Bir gün sordum. Dedim ki anne dedim ya bu kadar çalışıyorsun. Çok çalışkansın. Hiç senin de böyle psikolojinin bozuk olduğu, ya bugün canım istemiyor dediğin özel günlerin vesaire bir şey olmuyor mu yani? Ya canın istemediği olmuyor mu? Bir gün gelmeyiver hani. Yarın da olabilir bu iş. Hı hı. Şöyle demişti hiç unutmam. Oğlum ben istemeyi beklemiyorum ki. Ben yola çıkıyorum. İstek arkadan geliyor. Ya sonra işi yaparken bir bakmışız sohbet ediyoruz yani. Aslında keyif almışız. Hani bir şairin ilham beklemesi gibi. Bence beklemeyeceksin. Yola çıkacaksın. Mücadele ruhu bir. Şimdi ikinciye geçelim. Zorluğa olan bakış açımızı değiştireceğiz. Ya zor kelimesi bence itici. Onun yerine buna bir iş olarak bakalım. Yani şöyle engel ne kadar yüksekte olsa üstünden yol aşar diye bir söz var atasözü. Evet işte ben hep Erciyes'e giden develi yolunu yani Erciyes'ten geçen develi yolunu düşünüyorum. İşte Erciyes yüksek ama üstünden yol aşıyor yani sonuçta. Dağ ne kadar yüksekse üstünden yol aşıyor. İnsan bu. İnsan bu kadar muhteşem bir varlık. Mutlaka o Ferhat'ın dağları delmesi gibi azimli olduğu zaman keyifle bu işi yapabiliyor. Ama burada bir defa zor kelimesini, ben bakış açısı üzerine konuşuyorum şimdi. Zor değil de iş olarak bakalım. Yani bu iş yapılacak. Peki,
yapamıyorum yerine, yapamam, bu çok zor, ben bununla başa çıkamam yerine, nasıl sorusu çok tılsımlıdır, efsunludur, güzel bir sorudur. Nasıl başarabilirim? Hani çocukken şöyle derlerdi, bu benim çok canımı sıkardı. Memlekete gittiğim zaman işte böyle mahalledeki amcalar falan, aman yeğenim okuyun, işte biz okuyoruz bir yerlerde, aman yeğenim okuyun, bak bizim halimizi görüyorsunuz. Görüyorsunuz dedi de çiftçilik muhteşem bir şey bence. Aman okuyun. Şöyle derdi arkasından. Gör işte biliyorsunuz ekmek artık aslanın midesinde. Eskiden ağzına derlerdi, şimdi mide diyor. Artık şu an ne diyorlar bilmiyorum. Daha da zorlaşıyor. Onu almak daha da zorlaşıyor. Yani diyor ki hayat çok zor. Yani yaşamasan da olur yani. Hiç böyle tembelleş. Zorluklarla başa çıkamayan tembellerin, tembelliğinin altında yatan bir korku vardır. Söyleyeyim mi? Yetersizlik korkusu. Yani tembelliğin temelinde aslında çalışkan olmayan, olmadığı için çalışmıyor yani. Yetersizlik, beceriksizlik korkusu var. Bunun için hiç yola çıkmıyor. Yani mükemmeliyetçilerde de olur bu. Yani madem bu işi tam yapamayacağım, o zaman hiç yapmayayım gibi. Yetersizlik korkusu. Ben diyorum ki yani o zaman aslanın midesindeyse niye uğraşıyoruz ki bunu? O kadar mı zor yani hayat? Baştan ne öğretiyoruz baksanıza. Yani aslan çok tehlikeli bir vahşi hayvan. Ve ekmek de yani onun midesinde. Yani bu bakış açısı doğru değil. Bunu değiştirelim. Şöyle diyorum. Birisi size böyle dediğinde şöyle deyin. O ekmeği nasıl alabilirim amca? Nasıl sorusu çok güzel. Nasıl çözüm odaklıdır ve geleceğe dönük bir sorudur. Neden böyle? Depresiftir, geçmişe dönük bir sorudur. Nasıl daha güzel? Hep çözüm odaklı. Nasıl bunu aşabilirim ve nasıl alabilirim? Evet. Şimdi ondan sonra şimdi zorluğu iş olarak gördük. İki, nasıl sorusunu sorduk. Sonra eğlenceli hale gelelim. Onu sevelim. Yani zorluğu sevelim. Yani mesela ne olabilir? Bu üniversite sınavı olsun. Askerlik olsun. Bir insanın askere gidip gelmesi olsun. Oradaki ailesi ayrı kalma durumu olsun. Gurbet olsun. Eğer biz karar vermişsek onu aşmaya, onu sevelim. Sevmezsek her gün çile çekeriz. Şöyle bir şey söyleyelim. İş zorluğundan şikayet edenler için. Eğer işini seversen ömür boyu çalışmış sayılmazsın diye bir söz hatırlıyorum. Yani tatil. Ne kadar güzel. Bu mesleğin başlarındayken ben hep saate bakardım. Yani saat 4'tü mesaim. Hep 4 olsa gitsem çıksam. Eve gitsem. Ev çekiyor beni böyle kendine doğru. Yokuş yukarı ama inerken aşağı. Yokuş aşağı inerken, işe giderken böyle zor iniyordum. Sanki yokuş çıkıyorum. Ama iş bitince yokuş yukarı böyle hızla çıkıyordum. Bir an evvel eve gitmem lazım. 3 yıl geçti böyle. Dedim ki ben ya seveceğim ya terk edeceğim bu mesleği. Yani öyle bir şey var ya sev ya, ya terk et. Sevince o kadar keyifli oldu ki. Şimdi ben ya evdeyim, ya iş yerindeyim, ya terapideyim, ya sizinle burada program yapıyoruz. Bunların hepsi keyifli. Yani niye zorluk yaşıyoruz ki şu an? Yani aslında sohbet ediyoruz, çayımız da güzel. Bir mobilya ustası da öyle, keyifle yapıyor. Ben bir gün bir değirmen ziyaretinde bulundum. Değirmen bilir misiniz bilmiyorum. Şimdi un fabrikaları var. Böyle öğütüyor ama her taraf bembeyaz bir böyle şey. Değirmenci amca çıktı oradan. Beyaz adam. Beyazlanmış böyle. Çok gürültü var. Dedim ki amca sen burada bu gürültüde nasıl çalışıyorsun? Dedim. Bağırarak. O bana şöyle dedi eğilip. Ne gürültüsü yeğenim? Ben duymuyorum onu. O kadar keyifli ki espri yapıyor. Orada bir neşesi var. Yani sanki şey hani oraya bir günlüğüne uğramış gibi. Ama bizim bildiğimiz konjonktür ne? Genel tutum. Ya işte makineler bozuluyor. İşte bu millet böyle. Ya müşterilerden şikayet eder, ya işten, ya parasızlıktan. Şimdi röportajlarda televizyon kanallarını böyle işte ben hiç şunu duymuyorum yani yaklaşık 30 yıldır aklım eriyorsa hep kriz var. Hep böyle şikayetçiler. Mesela diyor ki bu sene çok kötü. Ama geçen seneki röportajlarda da öyle diyordunuz. Her şimdi, sene kötü. Ya şimdi ben hayretler içindeyim. Bu yani yaklaşık atıyorum 90 ile 2021 arası aklım eriyorsa benim. Hiç mi iyi dönem olmadı acaba? Aslında şunu kastediyor. Kendisi de bunu söylerken tuzağa düşüyor. Bu sene çok kötü derken 3 yıl öncesini iyi diyor. Ama 3 yıl önce aynı adama şey yapsan o zaman da. Yine kötü. Biz yine burada acıların çocuğu ve mağdura oynamakla ilgili alışkanlığımızın ürünü bu. Yani biz ağlamayı çok seviyoruz hani bir şeyde. İşte iyi değil. Bir de korkularımız da var. Nazar değer. Ondan sonra ya ben söylersem böyle iyi para kazandığımı falan. Ondan sonra şey olur. Yani alaşağı ederler. Nazar değer falan kaybederim. Bak yine korku var altında. Ya her zorluğun altında korku var. Aşarken böyle korkuyla. Hayır ben bunu hallederim.
Halledemezsem ne olur yani? Bir yola çıkayım bakayım. Olmazsa olmaz yani, ne olur ki? En kötü ne olur yani? Bakış açımız da değişti. Dördüncü evre, eylemlerimizi iyi planlayalım. Bu hayatta zorlukları aşabilen insanın temel özelliği eylem planlılığıdır. Yani sistemi iyi kurması, kurgulamasıdır. Şimdi Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken hani böyle şöyle düşünmüş değil yani. Ne yapsam acaba? Ya acaba dur ya, gemileri karadan yürütün. Aklıma geldi, süper fikir, hadi yapalım. Değil, böyle bir şey değil. Yani 2 yıl sürmüş fizibilitesi. Bugünkü Elon Musk'la aynı hikaye yani. Yani 6 yabancı dili var Sultan Mehmet'in. Ve en iyisi Rumca. Onu İlber Ortaylı'dan dinlemek lazım. Çağının büyük bir entelektüeli ve öyle bir insan yok diyor o çağda. Yani hiçbir kral, hiçbir padişah o şekilde kendini geliştirmemiş. Enteresan. Ve ondan sonra belki yani belki de diyor Osmanlı padişahlarının içerisinde en gelişmiş olan. Böyle övgüyle bahsediyor hoca. Şimdi Şahi topunu birlikte üretiyorlar. Rumelisan'ın dizaynını, orada bir mimarlık şeyi var. Orada mühendislik var. Zaten edebiyatçı, şair, ressam, dil bilimci. Ya aynı zamanda devlet adamı, siyaset bilimci. Ne kadar bu özelliklerini ne kadar geliştirmişsin? Ne kadar, kaç alanda bu kadar gelişmişsin? Çünkü iştiyakı var, aşkı var. Yani yüzlerce kez işgal edilmeye çalışılmış ve abluk altına alınmış bir şehri fetheden tek Mehmet o. Yani onu Sultan Mehmet yapan özelliği şu. Azmi, mücadeleci özelliği ve diyor ki ben İstanbul'un krokisini 12 yaşından beri izliyorum. Yani 12 yaşında bir çocukken yastığına resmettirmiş. Her gece onu seyrediyor. Ya hangi çocuk bunu yapar ki? Daha çocukken o kadar istiyor. Krokiye bakıyor her gece. Buradan mı girsem, buradan mı girsem? İşte bu onu alıyor. Yine Tarık bin Ziyad var. Endülüs devletini kuran Emevilerden. 3000 kişilik ordusu var. Gemilerle Cebeli Tarık Boğazı'nı geçiyor. Öyle bir adam ki boğaza kendi adını verdirmiş. Nasıl mı? Karşı taraf 90 kişilik bir ordu. Ya bir kişiye 30 kişi düşüyor. Bu mucizevi bir başarı olur. Yani imkansıza yakın. Ama gemileri yakıyor. Çılgına bak. Yani bazen çılgınlık gerekiyor zorluklar karşısında. Ama akıllıca. Yani orada işte o Şahi topu, dünyanın en büyük topu, derebeli yıkıyor. Rumeli Hisarı gerekli. Gemileri karadan yürütmek için sistem gerekli. Mühendislik gerekli. İşte kara savaşları, lağımcılar, başka başka içerideki ajanlar, birçok sistem gerekli. Bu sistemi koruyor bu adamlar. Yani bu şimdiki işte bir takım tarihi dizilerde de fark ediyorum bazen işleniyor. Kesinlikle başarının altında böyle bir şans, böyle sadece hırs falan yok. Mücadele ruhu kesinlikle iyi bir fizibilite ve sistem kurgulamayla, bilimle eşleşmeli yani. Bilimsel bir sistem olmalı. Ve orada diyor ki işte ya ölürüz ya alırız. Sistemini de kurarak ama. Sistemsiz tek başarı Seyit Onbaşı'nındır. Seyit Onbaşı atamız o topu aldığında, ama şey biliyor yine. O ayarı biliyor. Orada çalışıyor Onbaşı çünkü. Yani topun atma şeyini izlemiş komutanını. Allah'tan o var. Yani o Ocean gemisinin, o Transatlantik'in kucağına onu salan adam. 3 defa çıkarıyor. 1 değil. Biz zannediyoruz. Ve benim hemşerim Nideli Ali diyor ki Seyit Onbaşı'nın kemiklerinin çatırdadığını duydum orada. Ama bir şey daha söyleyeceğim. 5 dakika önce, 10 dakika önce tabyaları vurulmuş ve toprak altından çıkarılmış baygın adam Seyit Onbaşı. Öyle şey değil yani. Ayıldığında bakıyor ki gemiler geçiyor. Yani eyvah, namusum gidiyor diyor. Onlar vatana namuslar, atalarımız. Ve o canhıraş bir şekilde, bir oduncu adam yani, garip bir oduncu adam ama bakış açısı o şey, onu öyle bir harekete geçiriyor ki 276 kiloyu aldığında kemiklerinin sesini duydum diyor Nideli Ali. Onu 3 kere çıkarıyor. Hadi gayret. Yani sanki o vatan o an onlara emanet. Farkındaysanız bütün bu kahramanlık hikayelerinde, Ömer Halis Demir'de, geçmişte, daha geçmişte, daha geçmişte, belki ta Tarkan'a kadar, Kürşat'a kadar baktığımızda hep böyle bir böyle yiğitler çıkar. Yani kadının da yiğidi olur. Yiğit bir kadın, yiğit bir erkek çıkar ve o işi çözer. Ama onların özellikleri şudur. İç motivasyonları vardır. Yani böyle el ne derci değildir. Mücadeleci özellikleri vardır. Pes etmezler. Eylemleri de bilimseldir. Yani böyle kabala diye bir tabir var Anadolu'da. Ya öyle sana çıktım yola, dur bakalım ne olacak. Değildir. Çıkar ama çıkarken hesabı iyidir. O yüzden o fizibilite çalışması da önemlidir.
mücadele ruhunda. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün yani başarı hikayesinde biz hep şeyi biliriz yani. Gelmiş, cumhuriyetimizi kurmuş. Öyle değil. Background'ında muhteşem bir hikaye ve geçmiş var. Yani Tunus, Trablusgarp var, Halep var, Çanakkale var, Ora var, Ora var. Eğitim hayatı var. Ya şimdi matematik kitabı yazmış. Nasıl yazmış? Şey gibi sanki. Öyle bacak bacak üstüne atmış. Kahve içerken ben matematik kitabı yazıyorum. Öyle değil. Yani biz başarıları alkışlıyoruz. Gelin çalışmayı alkışlayalım. Çalışmak çok keyifli. Eğer başarıyı ödüllendirmez de 5. aşamayı söylüyorum şu an. Çalışmayı ödüllendirirsek işte o zaman çalışmak keyifli hale gelir. Yani çalışmanın kendisi ödül zaten. Hani şöyle çalış, başar, sana tablet alacağım. Hayır, almayacağım öyle bir şey. Çünkü çalışmak nasıl bir engel ki, zorluk ki? Zaten çalışmak nimetin ta kendisi. Eğer senin bir okulun varsa, bir matematik görebiliyorsan ve kendini geliştirebiliyorsan keyifli olan bu zaten. Şimdi bir duvar yapmaya karar verdik annemle. Dedem inşaat ustası. Annem de onun kızı. Şimdi babam daha çok makinalardan anlar. Yani araçlardan, arabalardan anlar. Annem de o işlerden anlar. Şimdi biz de her ikisini anlamaya çalışıyoruz. Yani babamdan onu model alıyoruz, annemden onu model alıyoruz. Bahçeye bir duvar yapacağız ama büyük taşlarla böyle. Yapar mıyız? Yaparız herhalde dedi yani. Çünkü ben gördüm çok babamı. İşte sistemi kurduk oraya, yapmaya başladık filan. İşin kendisini böyle ara sıra uzaktan bakıp seyrettikçe çok keyifli. Hala bugün o bahçede o duvar duruyor. Hala baktıkça diyorum ki bunu abim ben ve annem beraber yapmıştık. Yani onu seyretmek çok keyifli. Bir işi evet. Seyretmek. Ödül bu. Yani ayrıca bir ödül birinin bir şey vermesine gerek yok. Biz önce kafamızdaki bu şeyi de bir defa zorluk kavramını değiştirmemiz lazım. Evet. Fizibiliteye çok ağırlık vermemiz lazım. Çünkü planlamada zayıf bir milletiz yine. Bir de çalışmanın kendisi ödül. Başarı değil. Evet. Yani başarı zaten sonuç. Yani o sonuçlara hükmedemeyiz. Ama süreçlere hükmedebiliriz. Bir ÖSS sınavını kazanmak için milyon tane kriter var. Gizli, açıktan, büyük, küçük, mikro, makro kriterler var. Mutluluğu bile ölçen bir sınav. Sabrı ölçen bir sınav. Sadece bilgi değil. Dolayısıyla ben nasıl hükmedeyim o zaman o kadar çok kritere evet. Bir anda avucuma alayım. Ama ben bugünü nasıl yaşayacağıma hükmedebilirim. Tek tek parçalayıp küçük küçük hükmedebilirim. Süreç odaklılık ve bu süreci keyifli yapabilirim. Örneğin renkli kalemleri kullanırım. Ya mukaddes bir iş yapıyorum ben. Niye keyif almayayım? Yani kendim için. Kendi yaşam şampiyonluğumu üretmek ve o evet. Şeyi almak için. 5. olarak da budur. Başarının kendisini ödül olarak gördüklerinde işte o zaman bence çalışmış sayılmazlar. Zorluk zorluk olmaktan çıkar ve kolaylaşır. Çok teşekkür ediyoruz hocam bu keyifli sohbet için, bu da birbirinden değerli öğütler için. O zaman diyoruz ki biz başarının kendisini ödül olarak görmeye çalışalım. Umarım bunu başarabiliriz. Umarım bugün bu değerli öğütleri hayata geçirebiliriz. Zorluğu kıymetli ve güzel bulursak keyif alabiliriz diyoruz. Tekrar başka bir programda tekrar sizinle keyifli bir sohbet gerçekleştirmeyi diliyoruz. Değerli izleyenler, haftaya görüşünceye dek mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir süreç diliyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.